Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Van Erciş'ten sesleniyoruz ve sektörünün lider firması Düz Sade Yağları'nın konuğuyuz. Yanımızda da firmamızın kurucusu ve aynı zamanda sahibi Sayın Murat Düz bulunmakta. Bakalım Murat Bey çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla alakalı bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Murat Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk Murat Bey. Murat Bey, ben ekranları başındaki değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına sormak istiyorum. Murat Düz kimdir? Murat Düz 1973 doğumlu, Erciş doğumlu, 4 çocuk babası, Düz Sade Yağları firmasının sahibi. Sahibisiniz. Evet. Çok güzel. Murat Bey, hemen burayı konuşalım istiyorum. Düz Sade Yağları kaç yılında kuruldu ve bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? Tabii ki efendim. 2005 yılında resmi olarak kurduk bu firmayı. Köylüden direkt köylünün malını, Erciş'te yaylalardan, köylerden köylünün malını alıp burada bazı şeylerden geçirip, işlemelerden geçirip müşterilerimize ulaştırıyoruz. Peki bu işleyişi bir anlatır mıyız? Nasıl oluyor? Tabii ki. Yani siz köylülerden kendiniz mi gidip topluyorsunuz? Onlar mı getiriyorlar? Köylülerden kendimiz gidip topluyoruz. Bu ürünler ne olarak geliyor size? Tereyağı olarak geliyor. Tereyağını da biz burada imalatımızda kaynatma, çökertme yöntemiyle elde ettiğimiz bir şekilde alıyoruz. Bunu belli bir tortası var, ayranı var. Onları arıttıktan sonra hijyen bir şekilde tenekelerimize doldurup müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Gayet güzel. Peki burada kaç uzman personelle bu hizmetinizi yürütüyorsunuz? Burada bizim fazla bir personele ihtiyacımız yok. Genelde bizim bu işimiz sezonluk olduğu için 3 arkadaş, çalışan arkadaş bize yetiyor. Kendim de bizzat işimin başındayım. Kendim bizzat çalışıyorum. Bir tek ustalara, işçilere bırakmıyorum. Çok özen gösteriyorum işime. Siz de bu işin içinden gelen birisiniz zaten. Kesinlikle. Bölgede zaten bu yağ bizim bölgemize, Erciş bölgesine has bir yağ. Yağdır. Aynı zamanda peynirimiz de var. Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor bu. Peki şeyi merak ediyorum. Bu ürünleri alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani köylülerden alıyorsunuz sonuçta ama hijyenik bir ortamdan mı geçiyor? Nasıl yapıyorsunuz? Bu işleyişi bir anlatalım. Tabii ki. Biz bu ürünleri aldığımız zaman direkt tahlile gönderiyoruz. Tahlil sonucunda nerede yapılıyor bu tahliller? En yakın yerimiz Erzurum. İstanbul'da da yapıyoruz. Aynı zamanda bütün tahlillerden, yani tahlil sonuçları düzgün geldikten sonra biz bu yağımızı işleyişe alıyoruz. İşleyişe alıyoruz. Eritip müşterimize sunuyoruz. En iyi bir şekilde, en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Bir de peki burada uzman personelinizin içerisinde bir de mühendisiniz mi var? Tabii ki. Mühendis arkadaşımız var. Sürekli takip eden, bu işi işleyen, çok hassas bir şekilde gösteren mühendisimiz var. Bir mühendisiniz de var. Tabii ki. Gayet güzel. Peki Murat Bey, bölgede yalnız değilsiniz. Takdir edersiniz, sizin dışınızda başka firmalarda bu iş hizmetleri yürütmekte. Tabii ki, tabii şüphesiz ki. Aranızda tatlı da bir rekabet söz konusudur. Evet. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar neden sizi tercih etmeli? Malın kalitesine göre ben hiçbir gün malı tahlilsiz olarak göndermedim. Malımızın, bizim yöremizde bu malın rehası çok önemli. Tadı, lezzeti çok önemli. Bu tadın, bu lezzetin, bu rehanın olması bizi ön planda tutuyor efendim. Ön planda tutan unsurlar diyorsunuz. Evet. Gayet güzel. Murat Bey, bir de sonuçta yani bu sağlık, insanların sağlığını birebir ilgilendiren bir iş yani tabii sonuçta. Ki, tabii. Bu anlamda birçok tahlillerden geçtiğini söylediniz. Buradaki işleyişten biraz bahsedelim. Nasıl bir ekipmanlarımız var? Bunlar nasıl yapılıyor? Evet efendim. Ve firmalara nasıl ulaştırıyorsunuz? Zaten bizim web sitemize baktıklarında bizim hemen hemen her ay, her hafta yeni tarihli tahlil sonuçlarımızı görecekler. Burada da hijyen bir şekilde çalışmaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. O şekilde, en iyi bir şekilde çalışmanızı sürdürüyorsunuz. Peki bu hizmetleriniz sadece Van Erciş'te mi sınırlı tutuyoruz, yoksa Türkiye'nin farklı noktalarına ulaşabiliyor mu ürünlerimiz? Nerelere kadar gidiyor? Bizim ürünlerimiz Türkiye'nin hemen hemen her tarafına gidiyor.
Ben vermesem bile burada başka veren firmadan arkadaşlarımız var. Türkiye'nin hemen hemen her yerine bu bölgeden yağ çıkıyor. Yani baklava sektöründe bu bizim bu yağımız olmazsa olmazlardan biri. Eğer ki o ünlü firmalarda bizim bu yağımızı kullanmayan firmalarda yapılan baklavalarda illaki sorun çıkıyor. İstedikleri lezzeti yakalamaları için. İstedikleri lezzeti, damak tadını bu yağ olmadıktan sonra alamazlar. Yani düz sade yağını kullansınlar diyorsunuz. Baklavada lezzeti görsünler onu diyorsunuz. Onu tercih etsinler istiyoruz efendim. Peki bu doğrultuda ürün tedarini yapmış olduğunuz firmalara herhalde gidiyorsunuz. Bunlarla ilgili çalışmalarınızdan biraz bahsedelim. Hemen hemen her ay da olsa bir müşteri ziyaretlerimiz illaki vardır. Müşterilerimizi ziyaret ediyoruz. Bizim kalitemizden memnun musunuz? Bir eksiğimiz var mı? Bize bizim daha değişik bir şey yapmamızı istiyor musunuz? Yani öneriler, fikirler bunları beraber değerlendiriyoruz. Müşteri bizim için her zaman ne söylerse söylesin haklıdır. Müşterimizin söylediklerini biz dikkate alıyoruz, almak zorundayız. Evet, peki ona göre de bazı yenilikler, değişiklikler yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Gayet güzel. Peki bu firmayı ilk kurduğunuzda muhakkak bir hayaliniz vardır. Şu anda gelmiş olduğunuz noktada bu hayallerinize ulaştınız mı? İleriye dönük hedef ve planlarınızda daha neler var? Şu an işimizi en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yalnız organize sanayide bir yerimiz olsun istiyoruz. Tabii bazı olaylardan dolayı organize sanayimiz yerleri falan alındı. İnşallah bu sene yapılmasını bekliyoruz. Daha değişik, daha güzel, iyi bir büyük fabrika düşünüyoruz. Bu doğrultuda altyapı çalışmanız var ama organize sanayi bölgesi mi yok şu anda evet, burada? Evet, şu an burada organize sanayi bölgesi yok her işimizde. Bunu bekliyorsunuz. Tabii ki yer merleri alınmış, onu bekliyoruz. O olursa daha iyi bir çalışma yapacağımızdan yani işinizi, ekipmanlarınızı, evet, çalışan personelinize kadar sayınızı arttırıp daha verimli, daha büyük işlere imza atmayı planlıyorsunuz. İnşallah. Allah'tan onu istiyoruz. İleriye dönük hedeflerinizde herhalde Türkiye'nin farklı noktalarında şubelerde düşünüyor musunuz peki? Aslında bizim farklı noktalarında şubemizin olmasına gerek yok. Çünkü bizim bu yağımız bu bölgeye has olduğu için sadece pazarlamacı arkadaşlarımız var. Onun dışında farklı bir şube açmamıza gerek yok. Bu yönde çalışmalarımız gayet iyi diyorsunuz. Evet. Peki Murat Bey, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Buradan son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize sizi bugüne kadar tercih eden kişi veya kurumlara söylemek istediğiniz son sözleriniz nelerse bunları alabilir miyiz? Bizi tercih eden kurum ve kuruluşlara, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Düz sade yağlarının daha iyi bir şekilde onlara hizmet edeceğimizden emin olsunlar. Düz sade yağlarını kullanmayanlar da kullansınlar. Kullansınlar, farkımızı görsünler diyorsunuz. Gayet güzel. Murat Bey, ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda, iş hayatınızda size başarılar diliyorum. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da belirttiğim gibi bugün sizlere Van Erciş'ten seslendik ve sektörünün lider firması Düz Sade Yağları'nın konuğu olduk. Buradan aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.